Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Şu anda saat gece 2.14 geçiyor ve size rahatlatıcı videoları çektikten sonra ben mışıl mışıl uykuya. Hadi gelin başlayalım. Vatandaş yukarıdan kendini fileye salıyor ve filenin üzerindeki yapraklar yer çekimine daha yavaş tepki verdikleri için de ortaya inanılmaz bir görüntü çıkıyor. Bunu tasarlayan arkadaşı tebrik ediyorum burada. Ya bunları böyle elle patlatmak da çok keyifli ama bildiğiniz silindir şeklinde patlatma makinesi yapmışlar ya. Bakar mısınız şuna? Oh, yarasın. Harbiden süper bir duygudur ha. Tek seferde, gerçi bunu çevirerek de patlattığın zaman da bayağı keyifli oluyor. Atıyor, çeviriyor. Atıyor, çeviriyor. Ve arada bazı ilaveler de yapıyor. Burası Güneydoğu Asya'da bir yer ve Bey abimiz o kadar güzel şekilde yapıyor ki bunu, hem çok iyi karıştırıyor hem de yere bir damla bile dökmüyor. Bu taktiği öğrenmek lazım ha. Çok karizma ve de. Yapma. Yapma. Gidiyor. Sanki de profesyonel gibi de ha. Hop. Vallahi helal olsun sana. Eğer onların hepsini bu şekilde dizdiysen ayrı bir helal olsun. Hani lavaboya sıkışan pislikleri çekince böyle bütün su akar gider ya. Bu Bey abimiz evinin önünde kocaman lavabo şeklinde yapmış onu ve gördüğünüz gibi oh, ne var ne yok aktı gitti vallahi. Baksana yüzünde de tebessüm var abinin. Haklı gurur yaşıyor tabii ki. Vallahi benim buradan içim rahatladı. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak, başka biri de devreye girdi. Güzel güzel dağıtıyor o kuçulataları. Hani bu marketlerde satılan bar şeklinde olanlar var ya büyük. Onların yapımı büyük ihtimalle böyle. Canım çekti be. Gece gece. Fındıkları kırmanın farklı bir yolunu bulmuşlar. Ve o kadar pratik bir yol ki çat. Hop çat hop. Çok iyi be. Bu taktiği var ya kesin deneyeceğim. Eğer böyle kocaman bir fındığın içine düşersem deneyeceğim lan bunu. İşte benim alet. Bak bak bak. Power jet değil mi? Ya da water jet mi? İkisinden bir tanesi. Ya ahşabın üzerindeki o yosunları çıkartıyor be. Yalnız yer de birazcık kirli. Ben olsam biraz da yere tutardım. Orayı da tertemiz yapardım. Hatta bununla bütün dünyayı tertemiz yaparsın be. Baksana şuna. Oh. Oh. Telefondan telefona kopyalama yaptığınız zaman, daha doğrusu eski telefonu yeni telefona taşıdığınız zaman böyle o adamlar sırtlarında yükleri taşıyıp yan tarafa attırıyorlar. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bunu tasarlayan mühendise kurban be. Çok iyi. Bak şimdi. Erik halde metali çıkartıyorlar oradan. Ve power hammer denen bir kocaman çekiçle, pedalla kontrol ediliyor bu. Şekil veriyorlar. Bak bak nasıl dövüyor. Mesele bu kadar derken bir tane kalıp çıkartıyorlar ortaya. Bu eriyik haldeki metali kalıbın içerisine yerleştiriyorlar. Ondan sonra yine dövmeye başlıyorlar. Kalıbın şeklini alıyor ve arada bir ton işlem yapıyorlar. Ondan sonra artık nerede kullandıklarını bilmediğim o kocaman rulmanlar çıkıyor ortaya. Bu kadar emek olduğunu bilmiyordum ben bu işin arkasında. Makinalar yapıyor zannediyordum. Refleksleri çok iyi iki tane Genjo'yu yan yana şapkalarla getirirseniz ortaya böyle acayip senkronize bir gösteri çıkıyor. Bunlara başka şeyler versen de güzel iş ortaya koyarlar gibi. Ne dersiniz? Ya şuna bakar mısın ya? Ben millet bunları elleriyle boyuyor zannediyordum. Meğer makinesi varmış. Yalnız o makine çok fazla boya üfürdüğü için mi o yapraklar uçuyor yoksa ekstra havada mı üfürüyor? Ne fark eder ya? Ya bunu böyle saatlerce boyarsın, hatta izlersin de. Sonu yok yani. Sütle kahvenin buluşması. Bak bak bak. Sütü görüyor musun? Yalnız uykuluyum ya, gerçekten dilim sürüşüyor. Kusura bakmayın. Ne güzel karıştı kahveyle öyle ya. Kim bilir ne dünyalar dönüyor orada yakından çekseler. Bir sıvının içerisine bilmediğimiz başka bir sıvı ilave ediyorlar ve gökyüzünün kararması gibi kapanıyor resmen. Baksanıza şuna. Aa, çok ilginç. Aydınlanmaya başladı şimdi de. Oha. Resmen tüm renk tayfını bir sıvının içerisinde bize gösterdiler. Kimya böyle bir şey abi. Çok ilginç bir alan ya. Daha önce hiç lavanta tarlası gördünüz mü?
Galiba ben bir yerde görmüştüm, tam hatırlamıyorum ama lavantaların böyle toplandığını bilmiyordum ben. Bak arkada görüyor musun? Yukarı doğru gidiyorlar bir de. Hem hiç zarar vermiyor lavantanın kendisine, hem sadece çiçeklerini topluyor. Ya bu teknoloji farklı alanlarda da gelişiyor galiba böyle. Baksanıza ne hoş. Çok hoşdur. Bak 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 bak. Çakal Carlitos abimizi görüyor musun? Yağ dökmenin farklı bir yöntemini geliştirmiş. Attım bunu da beyne. Güzel taktik. Bir tane öğrenci kardeşe hocası demiş ki bana ahşapla ilgili bir tasarım yap. O da bunu yapmış. Galiba bu bir satranç seti ya da dama ve inanılmaz marjinal görünüyor. Tasarım budur işte ya. Bak bu çok eski bir yüzük ve bunu asitli aynı zamanda da mikro titreşimler veren bir aletin içerisine yerleştiriyorlar. Üzerindeki pislik nasıl çıkıyor görüyor musunuz? Oh! Sizin içinizdeki sıkıntılar da gitsin be böyle. Şuna bakar mısın? Son haline. Resmen bambaşka bir yüzük çıktı ortaya. Başarılı. Ya insan ayakkabı yapım videosu sever mi? Vallahi ben seviyorum. Baksanıza şuna ya. Tereyağı gibi. Kaymak gibi akıyor makine üzerinde ayakkabının. Hoşuna gitmez mi insanın şu görüntü ya? Bak bak bak. Oh. Tamamladı. Fıstık gibi çıkarttı ayakkabıyı ortaya. Daha ne olsun? Burası Lacoste'un reyonu. Ve artık bunu nasıl bir katlama seviyesiyle ortaya çıkarttılarsa büyük ihtimalle bunu yapan arkadaşlar kör oldu. Şuna bak ya, daha düzenli bir reyon görmemiştim ben. Lan tipsiz. Bak 1, 2, 3, 4 tane, 5 tane yatak var orada. Sadece bunun değil, bunun kardeşleri de var büyük ihtimalle. Keşke onları da görseydik. Bu neymiş? Heh. Bak. Bir boyacının yaptığı eserle gurur duyduğu anı izliyoruz hep beraber. Görüyor musun? Bak ne güzel yapmış. Gurur duyuyor şu anda kendiyle. Ya onu bırak, bizim bile buradan acayip hoşumuza gidiyor. Daha ne olsun? Bu ne ya? Bey abimiz bir şeyleri hasat ediyor. Yaban mersini mi o? Evet, galiba yaban mersini. Ve inanılmaz bir alet de yapıyor ha. Güzel taktikler geliştirmişiz. Önce yavaştan başlıyor. Sonra vitesi bir arttırıyor, rölantide devam ediyor. Yalnız Allah affetsin, orada kaç bin tane kağıt var be. Normal yani böyle yetenek geliştirmesi. Ama baksana bir yandan da çok hoş ha. Lan nereden nasıl video çıkarıyorlar ortaya ya? Ya şu power jetlerle, neydi bunun adı ya? Power mı, water mı? Bir tanesi kesiyor, bir tanesi temizliyor ama karıştırıyorum onları. Bak bak bak. Nasıl pisletmişler sandalyeyi ya? Ne yaptınız buna? Yağ mı döktünüz? Ama her türlü temizliyor bu alet işte. Yok artık. Havuçları böyle mi yapıyorlarmış? Şuna bakar mısın? Tonlarca havuç ha, kilolarca havuç. Vay be. Teknolojiye bak, nerelere gelmiş. Bir tane olaydı da biz de yiyeydik burada be. Bu ne? Bak bu kapı açma videolarının kralı. Sıfıra sıfır silme geçiyor. Burası bir otel odası ve tasarımı görüyorsunuz. Mükemmel. Yani o bey abinin eşek kadar elmasla uğraşmasına mı şaşırayım? Bir elmasın eşek kadar olmasına mı şaşırayım? Karar veremedim. Suyla kesiyor bak. Bir bir. Elmas değil mi o? Elmas evet. Vay be. Şunun güzelliğine bak. Acaba bunu birine hediye etseler ne olur? Sakat mı kalır, kör mü olur artık? Ne olur? Boya mı lan o? Ya hani şu evde yediğimiz kap dondurmalar var ya. Bak bak ne güzel dolduruyorlarmış onu. Oh, asansörlü sistem. Çok iyi değil mi ya? Çok hoş görünüyor. Ben daha fazla izlersem kafayı yiyeceğim bu dondurmalara ha. Burası benim şimdiye kadar gördüğüm en ilginç yerlerden bir tanesi. Uçsuz bucaksız bir kule burası. Ve dikkat ederseniz hepsini kitaplardan yapmışlar. Bunun nerede olduğunu bilen varsa paylaşsın bizimle ya sevabına. Baksana ya, sonu yok. Arkadaşım bir tanesi ilginç bir deney yapmış. Bütün o zımbaları bir kapta biriktirmiş ve onları çektiği zaman hepsinin zincir gibi birbirlerini tuttuğunu fark etmiş. Hani görüntü hoş da bunu bu şekilde fark etmek de ne bileyim yani. İleri düzey işsizlik ya. Değil mi? Resmen kuçulatalardan sanat eseri çıkarmışlar ortaya. Alt tarafta pekmenler var. Bir üstünde pop yazıyor, doluyor, boşalıyor. Bir üstünde ağzını açan bir dudak var. En tepesinde de surat var. Başarılı bir çalışma olmuş. Heh, bak bunu diyordum. Galiba bu waterjet ya. Evet. Bunun waterjet olması lazım. Bu kesiyor. Çeliği kesiyor, pirinci kesiyor. Baksana şuna.
Ama bildiğim kadarıyla bu suyla beraber kum da atıyor ve yakmadan böyle pürüzsüz şekilde her şeyi kesebiliyor. İçine bak ya. Ne yapıyorsunuz lan? Psikopatlar. Karınca kardeşler sırt sırta vermişler ve devrik haldeki bir telefon direği ya da ağacın içini oyup oraya yuva yapıyorlar. Süper organizma ha. Bunlardan korkulur bir araya geldikleri zaman. Ne güzel çalışıyorlar ya. Herkes yapar. Sıkıyorsa böyle kumda yapın diyeceğim de. Çok eğleniyorlar ya. Baksana şuna. Resmen çölün ortasında snowboard. Yok yok. Sandboard yapıyorlar. Harika bir duygudur. Vallahi deneyesim geldi benim de buradan. Ya rahatlatma olayını falan bir tarafa bırakıyorum. Bu bey abimiz rahatlama konusunda seviye atlamış. Artık içeceğini koymuş oraya. Dönen et sistemi yapmış. Keyfi doruklarında yaşıyor ya. Ete de baksana ne güzel pişmiş. Şu dayının yerinde olmayı gerçekten isterdim ha. Hatta çoğu insan isterdi eminim. Vallahi uyumadan bitirebildim videoyu. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben şimdi mışıl mışıl uykuya.